Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün bir güncelleme konuşacağız sizlerle beraber. Tabi bu güncelleme tam olarak ne zaman geldi bilmiyorum ama yakın tarihte birkaç gün önce de olabilir, bir hafta falan önce de olabilir. Ben oyunu bir ara silmek durumunda kaldım. Telefon hafızası bazı şeylere yetmiyor. İşte yeni oyun oynayacağım. Mecburen birini silmek zorundayım. Bundan dolayı sildim oyunu. Görememiştim. Bundan dolayı da bir inceleyeyim dedim. Oyuna yeni araçlar falan gelmiş. Bir araçları bir gözden geçirelim. Bakalım bu güncellemelerle neler geliyor, neler olmuş, neler bitmiş. Oyun zaten ilk baştan beridir çektiğim bir oyun. O yüzden rahat bir şekilde yorum yapabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar araçlar hakkında. Şimdi zaten ilk başladığımız araç bu. Biliyorsunuz bunu. Bazı araçları reklam izleyerek açabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik ama çok fazla da değil. Mesela görmüş olduğunuz gibi bedava araba diyor. Ona bastığınız zaman hiç şu oyun içerisinde bulunan parayı da vermeden direkt aracı size veriyor reklam izledikten sonra ama tabii ki bütün araçlar değil arkadaşlar. Düşük araçlar bunları veriyor. Bunları alabiliyorsunuz. Hiç oyun içi para ödemeden araç sizin oluyor yani. Buradan sonrasında artık öyle reklam izleyip araba alma yok. Bunların kendi içerisinde değerleri var arkadaşlar. Misal ben bu mikseri çok beğendim abi. Bu mikseri alacağım. 10 numara harbiden. Böyle araç biraz da eski gibi duruyor. Arkada da mikser. Tabii bunlar yeni gelen araçlar. İlk başlarda tabii ki yoktu. Çok araç eklendi. Hani bayağı araç eklendi. Yani Doblosu falan filan baya baya eklendi. Böyle otobüs var görmüş olduğunuz gibi. Bu vardı. Bu zaten vardı. Sanırım bu da vardı. Bunu hatırlıyorum. Böyle uzun burunlu tırlar filan da eklenmiş. Traktör zaten en baştan beridir vardı. İlk çıktığında da vardı. Onun dışında böyle mantarı var. Bu da sonradan gelen bir tır. Yani böyle tırların falan sayısı artıyor arkadaşlar. Uzun burunlu tırlar ya da işte böyle tırlar baya baya gelmeye başladı. İlk başta bir tane tır vardı, Scania vardı. Sonra işte Actros falan filan derken bundan vardı. Hala da geliyor arkadaşlar. Yani çok tır var eklenebilecek. Bu tarz araçlar var. Bak bunlar birbirinin aynısı galiba da bunun sadece arka biraz daha uzun. Şoför koltuğunun arkası biraz daha uzun görmüş olduğunuz. Actros'u zaten ben almıştım, denemiştim. Onu videolar kanalda var. Şöyle bir uzun burun gelmiş yine. Baksana abi bayağı bir tır sayısı var ya. Yani eskiden bir tane tır vardı. Şimdi bayağı tırlar var. Böyle araçlar var. Alıp gezersiniz. Bu tarz bir araç var. Bunlar var. Bir tane hoş bir araç gelmiş. Bak elektrikli. Elektrikli tır. Bu da yoktu önceden. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli tır arkadaşlar. Markasını yazın bakalım yoruma. Kimler biliyor markasını? Markasını bilenler yoruma yazsın. Bu tır ne? Bu şekilde baya baya araba var ya. Harbiden araç garajı çok büyük yani. Bu tarz bir araç var. Görmüş olduğunuz gibi bu da Mack. Yine uzun burunlu bir tır. Yani bakıldığı zaman cidden güzel tırlardan bir tanesidir Mack arkadaşlar. Devam edelim. Bu tarz küçük bir aracımız var. Doblo'yu zaten denemiştim ben. Birbirinin aynısı. Sadece arkada dorsa bölümü değişiyor. Şöyle küçük minnak bir arabamız var. Çok tatlı bir araç arkadaşlar. Bu da yeni gelen araçlar arasında. Yani eskiden yoktu. Görmüş olduğunuz gibi bir minibüs var arkadaşlar. Bu şekilde arkası kapalı bir kasa. Şu şekilde güzel bir minibüs de var. Bunlar hep yeni geldi abi. Son güncellemeler bayağı büyük olmuş. Belki de son birkaç tane güncellemeyi kaçırmış olabilirim. Yani bir tane diye hatırlıyorum ama belki bir iki tane de kaçırmış olabilirim. O da ayrı bir şey.
Çünkü bir tane oyun indireceksem bir taneyi silmek durumunda kalıyorum. Telefonun hafızası çok büyük değil. Bundan dolayı bayağı bir sorun yaşıyorum açıkçası. Bu kadar. En beğendiğiniz arabayı yorumlara yazın abi bakalım. Benim en beğendiğim araç Mac arkadaşlar. Mac bayağı güzel yapılmış. Tabii bir içini falan da görmek gerekiyor. Uzun burunlu Mac. Ama dıştan baktığım zaman gayet güzel yapılmıştı. Oyun yeni çıktı sayılır. Yani çok da eski bir oyun değil. Ve kendini geliştiren bir oyun. Sürekli güncellemeler falan alıyor. Daha da ileri gidecektir. Önceden sorunlar falan vardı. Onlar çözüldü. Kasma sorunu falan vardı mesela. Bunlar çözüldü. Şimdi gitgide araç böyle ekleniyor. Daha çok araçlar geliyor. Görevler geliyor vesaire vesaire. Yani oyun kendini ileriye götürüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Öyle yani. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.